Evet, tekrar beraberiz. Şimdi arkadaşlar, zannediyorum halk röportajları, vatandaşlarımızı yapılan, belki de o açılış günü yapılan, bilmiyorum, ben görmediğim için röportajlar vermek istiyorlarmış. Şimdi onları hep beraber izleyelim, sonra tekrar birlikte olacağız. Çok eski tanıyorum ve kendisi çok yakın dostum. Yıldırım Akdoğan'ın başlayıp da başarısız olduğu bir işi ben hatırlamıyorum. Yıllar önce belediye başkanlığı sırasında bu pastaneleri basardı, biliyorsunuz, restoranlara girerdi filan. Ve o Bakırköy'ün çevresini özellikle bayağı bir hizaya sokmuştu. Biz de onları Olacak O Kadar programında canlandırır oynardık bu sahneleri. Sonra bakanlığı sırasında da neler başardığını biliyoruz. Şimdi bu hastane çok büyük bir hizmet, sağlık hizmeti çok önemli bir hizmet. Ben de koştum geldim bir vazife olarak. Hem Sayın Demirel'i çok severim hem kendisini çok severim. Başarısız olması mümkün değil. Siz peki sağlık alanında hangi konuları kendi programınızda konu aldınız, işlediniz? Biz tabii sağlık çok önemli olmasına rağmen yeterli olmadığını biliyoruz. Özel hastanelerin ekonomik ağırlığının bilincindeyiz. Devlet hastanelerinin sigortalı hastalara bakarken, emeklilere bakarken ne kadar zorlandığının bilincindeyiz. Bu hastalık konusunda, sağlık konusunda insanların simsarlık yaptığının, organ vesaire vesaire, rüşvetler vesairelerin ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim programlarımıza yıllardır hep yansımıştır. Sayın Yıldırım Akdun'a tabii çok duyarlı ve mesleğin en iyilerinden bir tanesi benim ölçülerime göre. Yıldırım Akdun'a biliyorsunuz Bakırköy Akıl Hastanesi'ni çok düzene soktu. Eski Bakırköy'ü, ki İstanbul'un üçte birinden büyük bir alanı, düzene soktu ve orada iyi bir sistem getirdi. Ki kendisini kutlamak lazım spor katkılarından dolayı. Artı buradaki yaptığı hizmeti ben çok olumlu buluyorum. Çünkü geçen gün tesadüfen geldim. Çarşamba günleri ücretsiz tedavi ediyormuş. Yani fakir halka son derece iyi bir şey. Zaten bu tip şeyler de Yıldırım Akdun'a yakışır diye düşünüyorum. Uzun yıllar Yıldırım Bey'le hem özel kalem müdürlüğünü hem bakanlığı sırasında müşavirliğini yaptım. Şu anda televizyon programları ve bir basın kuruluşunda haftalık yazılar yazıyorum. Bugün Yıldırım Akdun'a çok başarılı bir imza attı. Bugünle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi Yıldırım Bey, Yıldırım Bey'in hayatında daha doğrusu geometri son derece hakimdir. Bir üçgen düşünelim. Üçgenin tabanından tepesine doğru son derece sağlıklı ve emin adımlarla yükselen bir insandır. Yalnız bana tuhaf gelmiyor ama bir dikdörtgen televizyon karesinin içinde değil, daha geniş kareler içinde görmeye alışık Türk halkı Yıldırım Akdun'u. Onun için muhakkak ki sizin televizyonunuzda yaptığı program son derece başarılı. İnsanların problemlerine, dertlerine bir psikiyatrist olarak çözüm bulmaya çalışıyor. Ama halk ondan o dikdörtgen kutunun dışında da bir şeyler istiyor. Onun da tek yolu siyaset olduğu kanaatindeyim. Bu Ankara'da milletvekilliği ve bakanlık mı olur? Ama bence daha sıcak, halka daha kendisini yakın hissettiği yer belediye başkanlığıdır. Belediye başkanlığına dönmesi, daha önceki röportajlarınızda da izledim. Halktan büyük bir teveccüh var. Niye dönmüyor diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Niye dönmüyorsun Sayın Akdun'a? Evet, şahsıma yönelik yapılan bu iltifatlara, sevgili Levent Kırca'nın yaptığı iltifatlara çok teşekkür ediyorum. Ben de onu hep çok takdir etmişimdir. Onu bütün Türk halkı takdir ediyor zaten. Çok akıllı bir insandır, iyi bir sanatçıdır. Gerçekten belki bizi güldürür ama güldürürken de düşündürmesini bilen bir sanatçıdır. Buradan Levent Kırca'ya sevgilerimi ifade etmek istiyorum. Şimdi telefon hattımızda Ayşe Öztürk var Tekirdağ'dan. Evet, Ayşe Hanım. Evet. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Yıldırım Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Ben bir arkadaşım için sizi bahsediyorum. Bu arada kendiniz mübarek olsun. Teşekkür ederim, sizin de kendiniz Benim olsun. Arkadaşım geçen hafta ben çok düşünmek istedim. Bulamadım. Düşüremedim sizi. Süre bitti. Sizin olduğunuz gece benim de arkadaşım İntihara teşebbüs etti. Eyvah. Evet.
çok ses sesi var, duyuyor musun telefonda? Ben duyuyorum, siz rahat konuşun. Ben de biraz heyecanlandım. Hiç heyecanlanmayın, rahat rahat konuşuyoruz şimdi sizinle. Benim arkadaşım evli. Evet. İki tane çocuğu var, biri daha küçük. Hı. Her şey çok yolunda gidiyordu. Hı. Ama geçen hafta, yani daha önceleri de bana söylüyordu, ben çok bunalıyorum. Ama ben onu anlayamamıştım. Evet. O sabah anladığımda babası beni aradı. Bir sürü hap yuttuğunu söyledi. Evet. Sonra neyse kurtuldu ki, Allah'a çok şükür. Fakat şimdi pişman mısın dediğimde zaman asla pişmanım demiyor. Benim diyor aklım diyor, sürekli o tarafta diyor. Hı-hı. İki tane küçük çocuğu var. Sürekli ölümü düşünüyor. Ben de çok üzülüyorum bu arkadaşım için. Ona nasıl yardım edebilirim? Peki doktora götürmediniz mi? Doktora gitmedi doktora mi? Doktora götürdü ailesi. Evet. Doktor yalnız bırakmamalarını söyledi. Hı-hı. Yani güzel bir de tatile götürdü eşi onu. Evet. Sırf sinir stresi geçsin diye. Fakat geldikten sonra da böyle bir şey yaptı. Hepimizi çok üzdü. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Geçenlerde zannediyorum 2 veya 3 haftadaki programımızda bir genç kız telefonla konuşmuştuk ve intihar etmek istediğini söylemişti. Ben hatta telefon ve cep telefonunu da vermiştim ona, bana ulaşabilsin ve yardımcı olayım diye. Bakın şimdi o tedavi altında ve bir hayli iyileşti. Yani bir ağır bir depresyon çıktı, yapılan muayenelerde ortaya kondu ve şimdi bir hayli iyileşti. Yani artık intihar falan düşünmüyor ve bundan sonra da düşünmeyecek. Onun için bir hastalığı var, ruhi bir hastalığı var arkadaşınızın. Büyük bir ihtimalle bir depresyon içindedir. Ne tip bir depresyondur bilemiyorum ama tabii onu herhalde gören doktor tespit etmiştir. Ama benim şöyle bir önerim var. Yani intihar düşüncesi olan depresyon vakaları evde tedavi edilmemelidir. Mutlaka süratle bir kliniğe yatırılmalıdır. Kontrol altında, denetim altında bu tedavi yapılıp bir kere depresyon iyileştirilerek intihar fikri ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü depresyon tedavi edilmesi bir süreç alıyor, bir süreyi alıyor. O süre içerisinde daha iyileşmeden evvel bu depresyon hareketine, depresyon bir intihar hareketine, girişimine tekrar neden olabilir. Onun için bu tehlikeyi göze almamak lazım. Siz arkadaşınızın kocasıyla konuşun, ailesiyle konuşun. Onu mutlaka bir psikiyatri kliniğine ya bir psikiyatri hastanesine mutlaka yatırsınlar ve süratle tedavisi yapılsın. Böyle bir riskle, böyle bir tehlikeyle birlikte hastayı evde tutmak, gündüzleri belki evde yalnız da kalıyor, kocası işe gidiyor. İlaçla tedavi ediyorsanız bu bir zaman alacaktır. 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta bir zaman alacaktır. Bu zaman içerisinde yanlış bir girişimde bulunabilir arkadaşınız. Onun için bence bunu sağlatın. Kocasıyla konuşun, ailesiyle konuşun. Benim söylediklerimi de anlatın. Onlar şu anda dinliyorlarsa eğer beni, ben onlara tekrar bir hekim olarak, bir psikiyatri uzmanı olarak mutlaka güvendiği doktora gitmesini ve bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi edilmesini önerdiğimi, ısrarla önerdiğimi de lütfen iletiniz. Çok teşekkür ederim. Ve bir de bir şey soracağım. Peki bu depresyon böyle 1-2 haftada oluşan bir şey midir? Bu depresyon ne zamandan beri var bilmiyorum. Belki uzun süreden beri devam eden bir depresyon. Çok sıkıldığını söylüyordu ama hı-hı, hep böyle biz çocuklarına bağlıyorduk. Yani peki bu depresyon tekrar tekrar geliyor muymuş? Yani birkaç defa böyle olmuş mu yoksa 2 defa mı depresyon geçiriyor? 2 defa böyle olmuş. Evet. Ama sürekli onu düşündüğünü söylüyor. Şu anda diyorum pişman mısın? Acı çekmedin mi peki bunu yaptığın zaman? Tabii. Hayır diyor. Çekmedim diyor. Sen şimdi diyor gene geldi diyor. Yani diyor böyle anlamıyorsunuz beni diyor. Hep o tarafı hayal ediyorum. Öyle olur. Yani depresyona ilerlemiş ve derinleşmiş bir hastada ölüm arzusu uyanmaya başlar. Yaşamak değil, ölüm arzusu gelişmeye başlar. Ölümü çok ister olmaya başlar. Hiç kimse ölmek istemez. Normalde sağlıklı insan hiç kimse ölümü istemez. Herkes ölümden korkar ve kaçar. Ama hastalandığınız zaman ve bu depresyonsa ölüm istenir hale gelebilir. Onun için mutlaka yatarak tedavisini öneriyorum ben şiddetle. Peki. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Evet, Nalan Cevahir İstanbul'dan arıyor.
Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nalan Hanım. İyi akşamlar. Öncelikle kandilinizi kutlarım. Ben de sizin kandilinizi kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yıldırım Bey, benim sorunum, ben 19 yaşında bir evlilik yaptım. 21 yaşında anne oldum. İlk çocuğum oğluma. İkincisini de 23'ünde anne oldum. Fakat ikinci hamileliğimin 7. ayında bir sıkıntıyla, böyle bir gece bir uyandım, bir sıkıntıyla kalp çarpıntılarım. Eşim hastaneye kaldırdı. Fakat sinirsel olduğunu söylediler. Çarpıntı, bir sıkıntı, ben de sel boşalttım. Daha sonra doktora gittik ertesi gün. Bana panik atak teşhisi kondu. Doğumumdan sonra 3 ay kadar hiçbir sorunum yoktu. Ama bu tekrar benden yükseltti. Banyo yaparken korku, kahvaltı yaparken isteksizlik, bir bunalım, yani hayattan zevk alamamaya başladım. Özellikle tatile giderken bir gün yola çıktığımızda çok kötü bir durumdaydım. Yani önce bir bacaklarımın arkasından bir uyuşma, daha sonra mideme, daha sonra sırtımda bir yanma, suratımda yanma, kulaklarıma basınç. Yani böyle bir rahatsızlık yaşadım. Bu sürekli, ben de şimdi yaşamaya başladım. Vapur, tren, yani arabaya binip bir yere gidemiyorum. Yani bir gece bir yerde gidip kalamıyorum açıkçası. Ben ilaç kullanıyorum. Ne kullanıyorsunuz şimdi? Efektor kullanıyorum ama 4 senedir alıyorum, 75'lik. Şu anda bir de yanı sıra şey verdi doktorum. Tabakan verdi. Nevrum verdi. Onları kullanıyorum ama ben de yine bir haftadır sanki böyle o ataklarım başlıyormuş gibi, yani hastalığımın ilk dönemlerini yaşıyormuşum gibi bir his var bende. Yani panik atak teşhisi kondu. Ama ilacımın da, yani 4 senedir kullanıyorum, sonuç alamadım. Ama yani bir süre iyileştiniz herhalde, değil mi? Bir süre iyiydim ama yola gidemiyorum. Yol olayı bende fobi oldu hocam. Hiç o düzelmedi yani. Yani ben yola özel arabamıza binip, yani buradan nasıl diyeyim, Kadıköy'e giderken bunalıyorum. Yani o şey geliyor bana. Özellikle vapurda. Deniz aşırı hiçbir yere gidemiyorum. Demek daha... Daha tam düzelmemişsiniz ama. Yani düzelmedim. Benim şu anda nöroloji uzmanına gidiyorum ben. Daha önce psikiyatriye gidiyordum. Emekliye ayrıldı. Sigortadaydı doktorum. Daha sonra nöroloji uzmanı buldum bir tane sigortada. Ona gitti. Hala ona gidiyorum. Yani MR çektirdim beyinden. MR'ımı çekildi. Temiz çıktı. Kalp ekomu çektirmek istiyorum şu anda. Acaba kalpte mi bir şey ama var? Ama rahatsızlığınız sizin ruhi, öyle gözüküyor. Yani bu midemde uyuşma, bacaklarımda uyuşma. Yani bir ateş, sırtımda bir ateş basıyor. Yani kötü oluyorum. Topluma falan girdiğim zaman kalabalıktan hiç hoşlanmıyorum. Yani bu tekrar benden nüksetmeye başladı Yıldırım Bey. Yani ilaç, belki yeniden bir ilaç düzenlemesi gerekir. Yani doktorunuza yani gidin. Benim çok acil ihtiyacım var. Ben size gelmek istiyorum. Tabii gelin, buyurun gelin. Her yani, zaman için. Gelin. Ücretli de olabilir artık. Onu ayarlayacağım bir şekilde. Düzenli, yani sizin şeyiniz altında olmak istiyorum artık. Olur Nalan Hanım, gelin. Yani bu bendeki panik atağın dışında bir şey mi? Valla panik atak gibi gözüküyor. Yani bu midede uyuşma falan bu normal bir şey mi? Yani panik atakta böyle bir şey var olabilir mı? Olabilir. Panik atak birçok belirtiler ortaya çıkarabilir. Çeşitli organlarla ilgili rahatsızlıklar, endişeler, korkular ortaya çıkabilir. Korkunç bir haftadır, son bir haftadır korkunç ensemde bir ağrı. Kulaklarıma basınç, gözlerime, yani gözlerim şişiyor. Yani tekrar sanki hastalığın başlarını yaşıyorum. Olabilir, ben. Olabilir, doğru. Gelin en kısa zaman içerisinde gelin Nalan Hanım. Gelin size yardımcı olalım, tamam, olur mu? Tamam, oldu. Çok yani geçmiş ilacı olsun. Çünkü 4 senedir kullanıyorum. Tabii. Bu efektörü en fazla 2 sene kullanmak. Tabii ama yani aynı ilacı alıp aynı ilacı devamlı kullanmak doğru değil. Daha dinamik. Ama ben bunu doktorumla görüştüm Yıldırım Bey. Evet. Bana dediği şey, yani bunu belki ömür boyu kullanacaksın dediler. Ama iyileşmemişsiniz ki, yani iyileşseydiniz. Ömür boyu, yani ben bu ilacı... Hayır. Ömür boyu hiç gerekmez. Yani hayır. Şimdi şu anda bir de ilacı yuttuğum anda, bu yeni başladı 3 gündür. Yutarken rahatsızlık veriyor bana.
İlacı yutarken mi? Evet, önceden çok sakin bir şekilde yutuyordum. Almam gerekiyor diye alıyordum. Ama şu anda o bana bir rahatsızlık veriyor. Veriyor çünkü gene rahatsızlandınız. Bir ilaç şu anda size yararlı olmuyor. Sürekli depresyondan çıkıp tekrar giriyorum. Çocuğum küçük, evet. Okula başladı. Bir tanesi 3 yaşında. Yani onlarla da tabii bocalıyorum. Tabii. Zorlanıyorum. Yardımcım yok. Yani... Ben sizden yardım istiyorum. Hayır, Nalan Hanım. Gelin görüşelim, olur mu? Tamam, oldu. Çok geçmiş çok olsun. İyi akşamlar size. Evet. Evet, şimdi ismini vermeyen bir izleyicimiz var. Dinliyorum sizi. Alo. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Yıldırım Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle programın başında arayan bir arkadaş vardı. Benim problemimle hemen hemen... Aynı problem. Hı hı. Ondan cesaret alarak aradım açıkçası ben sizi. Tamam. Ben 29 yaşındayım Yıldırım Bey. Hı hı. 2 aydır evliyim. Fakat hala eşimle bir beraberlik yaşayamadık. Olmadı. Hı hı. İlk bir ay kabahati onda buldum. Hı. Kabahat onda diye çok kızdım. Hatta özür dilerim ama eşimi dövdüm bile. Kendime inanamıyorum gerçekten. Fakat daha sonra bir türlü cinsel birleşmeye hazır hale gelemediğimi farkına ben de vardım. İki aydır devamlı düşünüyorum. Kimseye açamıyorum tabii. Ne anneme ne babama ne etrafıma. Çok utanıyorum açıkçası. Yani fiziki olarak bende mi problem var yoksa psikolojik mi? Psikolojim çok bozuldu çünkü. Kimseyle konuşamaz oldum. Herkesi tersler oldum. Eşime de kötü davrandım. Giderek daha da kötü oluyor psikolojim. Sizden bir yardım istemek amacıyla nedir acaba? Tabii. Şimdi ben size şunu soracağım. Evlenmeden evvel, şimdi 29 yaşında olduğunuza göre. Evet. Yani evlenmeden evvel, şöyle eski yıllara gidersek bir probleminiz var mıydı? Şöyle söyleyeyim şimdi... Benim açıkçası çok düzenli böyle bir seks hayatım olmadı hiçbir zaman. Hı hı. Tek tük ilişkilerim oldu. Hı hı. Yani ara sıra tabii sıkıntı oldu ama böyle kafama takılacak kadar olmadı yani. Çok da büyük bir problem görmedim kendimde. Hı hı. Ama acaba yani bu cinsel ilişkide ben başarılı olabilir miyim, olamaz mıyım? Başarılı olma korkusu mu var içinizde hep sizin? O biraz vardı. O çok etkiler. O çok etkiler. Vardı. Çok heyecanlandığım oluyor. O çok etkiler. Eşimde de oldu. İlk başta çok heyecanlandım. Başta heyecandandır dedim ama hiç olmadı. Çok denedik ama olmadı yani. Ama yani bir kadınla ya da eşinizle beraber olma isteği ve arzusu duyuyorsunuz değil mi? Yani duyuyorum ama iş o raddeye geldiği zaman gerekli hazır olamıyorum tam anlamıyla. Büyük bir ihtimalle bu psikolojik. Büyük bir ihtimalle psikolojik. Şimdi bakın yani biz hep bu hatayı yapıyoruz. Belki işte o biz daha önceki izleyiciyle de telefonda görüştüğümüz zaman aynı şeyi söylemiştim. Yani kültürümüz dolayısıyla biz bu şeye çok fazla önem veriyoruz. Ve bundan adeta utanıyoruz. Utanacak bir tarafı yok ki. Başımız ağrıdığı zaman utanmıyoruz. Nezle grip olduğumuz zaman utanmıyoruz. Zatürre oluyoruz, utanmıyoruz. Kanser oluyoruz, en ağır hastalıkların birisi. Utanmıyoruz. Ama cinsel problemimiz olunca utanıyoruz. Yani böyle bir şey yok. Aslına bakarsanız kendime güvenimi de çok kaybettim. Tabii öyle oluyor. Öyle oluyor. Yani bir cinsel bir problem... Belki psikolojik olarak başlamışsa herhangi bir... Acaba neden? Hep mi benim bir eksikliğim vardı da şimdi tamamıyla ortaya çıktı diye düşündüğüm oluyor. Hayır. Çok bozuk yani. Psikolojim çok şimdi bozuk. Şimdi ben kısa özetle söyleyeyim size. Böyle bir şey yok. Büyük bir ihtimalle bu. Ben sana söyleyeyim. Belki de %100 bu psikolojik. Bu tedavisi de var. İstediğiniz doktora gidin. Bu bir üroloji uzmanı da olsun. Bir psikiyatr uzmanı da olsun. Yani ikisi bir arada olsun. Ben daha önceki izleyiciyle konuşurken 29 Eylül önümüzdeki pazartesi günü bizim Taksim Tıp Merkezimizde böyle bir cinsel işlev bozuklukları ünitesine biriminin faaliyete geçeceğini söylemiştim. Evet. Burada bu bir ekip takım anlayışı içerisinde yapılıyor bu. Hem erkekler hem kadınlar için kadın doğum uzmanı, psikiyatri uzmanı ve üroloji uzmanı birlikte hem psikolojik hem fizyolojik bozukluklara el atıp kısırlık
içine dahil tedavileri yapılacak. En modern, en çağdaş bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları takip eden bir anlayış içinde burada bu hizmet yapılacak. Anladım. Gelin buraya. Pazar gününden yani, itibaren gelin. Yani siz büyük ihtimalle psikolojiktir diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Kesin. Az da olsa içimi rahatlatır. Şu anlattıklarınızdan. Ben çünkü şimdiye kadar yüzlerce, binlerce cinsel sorunu olan insanlarla görüştüm. Yani psikolojik nedenlerle cinsel bozukluğu problemi olan insanları daha konuşmasından ve ifadesinden hemen teşhis eder, anlayabilecek çünkü bir durumdayım. Fiziki bir şey olmasından inanın açıkçası çok korkuyorum. Olmaz. Bu yaşta ne olacak ki? İnşallah. Olmaz. İnşallah. Siz gelin bir an evvel, olur mu? Tamam, oldu. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Daha görüşmek üzere. Evet, Ayşegül Güler İzmit'ten arıyor. İyi geceler. Size de iyi geceler Ayşegül Hanım. Benim 5,5 yaşında bir kızım var. Evet. Kendisine dokunulmasından hiç hoşlanmıyor. Hı. Yani başta biz bunu çok anlayışla karşıladık ama daha sonra yani sürekli ellerini yıkamaya başladı. Benim haricimde kendisine kim dokunursa elini yıkıyor, yüzünü yıkıyor. Birisi değdiği zaman değmesini istemiyor. Yani böyle bir rahatsızlık artık sosyal hayatını etkilemeye başladı. Ana sınıfına başladı bu sene. Kaç yaşında? 5 yaşında mı dediniz? 5,5 yaşında. 5,5 yaşında. Evet. Ne zamandan beri var bu durum? Bu sanırım 2 aydan beri var. Başta çok yavaş başladı. El yıkamayla başladı. Sonra yani kimse benim haricinde ellerini zaten yumruk yapıyor. Sıkıyor ellerini. Ve kesinlikle istemiyor. Yani anaokulunda... Yani kirlenmesin diye ellerini yumruk yapıyor. Evet. Ve çok çabuk kirlendiğini düşünüyor. Hemen ellerini yıkamaya başlıyor. Evet. Elleri yıkamanın dışında başka bir şey var mı? Tabii, davranışlarında? Yani benim haricinde kendisine birisi dokunduğu zaman aynı şekilde bana da dokunulmasını istiyor. Mesela çok sevdiği bir insan başını okşuyorsa hemen annemin de başını okşa. Onun yanağından öpüyorsa hemen annemin de yanağından öp. Hı-hı. Yani anladım. Böyle bir sıkıntımız var ve artık ağlama krizlerine döndü bu. Sürekli yıkanmak istiyor. Siz kaç yıllık evlisiniz? 5 yaşında. Ha, kaç yıllık evlisiniz? 8 yıllık evliyim ben. Bu ilk çocuğunuz mu? Evet, ilk çocuğum. İkinci çocuğunuz oldu mu? Hayır, tek çocuğum. İkinci çocuğunuz yok. Tek çocuğunuz. Peki çocuk psikiyatri uzmanına gittiniz mi? Hayır, gitmek istemedim. Yani çocuğu ne şekilde götüreceğim? Çok ufak daha. Olsun. Şimdi burada bir problem var. Bir rahatsızlık başlangıcı var. Evet. Yani bu... belki dedim anaokuluna başlayınca bunları unutur diye. Yok, böyle şeylerin olmaması lazım. Bunlar şimdi bakın bu yaşta da başlayabilir ve çok çabuk teşhis ve tedavi edilirse erkenden bunun gelişmesi önlenebilir. Evet, ilerlemesi önlenebilir. Onu çocuk psikiyatri uzmanına götüreceksiniz. Peki yani o şimdi kesinlikle yani gitmez, götürmeme imkan yok. Yani hiçbir yere gitmek istemiyor. Yani siz doktora gidin, o da yani yanınızda gitmiş gibi görüşsek... olur. Öyle yapar. Öyle olabilir mi? Peki çocuk konusunda uzman, yani biz İzmit'te hiç bilmiyoruz, İstanbul'da yani çocuk konusunda uzman kime gidebiliriz, tavsiye edebileceğiniz? Ben İzmit'te çocuk psikiyatri uzmanı var mı bilmiyorum şu yani anda. Yani ben onu araştırdım, maalesef yok. O zaman İstanbul'a getireceksin. İstanbul'da birçok değerli arkadaşlarımız var çocuk psikiyatri. Yani çocuk psikiyatri uzmanı görmeli. Görmeli mi? İlaç tedavisi belki ama psikoterapi gerekebilir. Belki sizle birlikte belki hatta o tedaviyi düşünecekler. Çapa Tıp Fakültesi'nde çocuk psikiyatri kliniği var. Oraya da müracaat edebilirsiniz. Yani şimdiden bu müracaatı yapın, çocuğu götürün. Doğrudan götürün, götüremezseniz siz gidin. Siz hasta gibi görünün. Çocuk yanınızda bulunmuş olsun. O arada doktor ondan konuşmaya başlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani doktor eli, tıbbın eli çocuğunuza değsin. Ulaşsın yani. Bunu ihmal etmeyin sakın. Tamam. Çok geçmiş olsun. Çok efendim. Teşekkür ederim. İyi Sağ geceler. Güle güle. Evet. Evet, şimdi programımızın sonuna geldik. Daha başka telefonlar bağlanamadı. Bekleyenler var ama zamanımız sınırlı biliyorsunuz. Onlar artık gelecek haftaya görüşmek mümkün olacak. Ben açılış sırasında Habertürk'e bir özel röportaj vermiştim. Arkadaşlar onu şimdi sizlere verecekler. Ve bu akşamki programımız da sona ermiş oluyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Ve gelecek haftaya kadar, geçen bir haftalık süre içinde herkesin mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli, sağlıklı olmasını diliyorum. Hepinize Allah rahatlık versin. İyi uykular diliyorum. Hoşçakalın.
hem hekim olarak hem belediye başkanlığı yaptınız, hem siyasi yönden çok başarılı çalışmalarda bulundunuz ve bugün tekrar yeni bir başarıya imza attınız. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Daha başarılı olacağımızı bilmiyoruz ama yaptığımız bu kurum, yani tıp merkezi, Taksim Tıp Merkezi, İnşallah iyi hizmet verecek. O niyetle, o amaçla, onu hedefleyerek burayı kurdum arkadaşlarımla beraber. Hep bunu tekrarlıyorum. Yani birçok sağlık merkezleri var, poliklinikler var, hastaneler var. Onlardan farklı olacak bu. Onu düşünerek burayı kurdum zaten. Farkı ne olacak? Yani burada hekimler, benimle birlikte doktorlar, teknisyenler, herkes buraya gelen insana, hasta olarak bize müracaat eden insana çok önem vererek, saygı duyarak ve sevgiyle onu kucaklayarak onları muayene edecekler, teşhis koyacaklar ve tedavi edecekler. Bir de bunun dışında ekonomik gücü ne olursa olsun herkes buraya gelsin istiyorum. Parası olan parasını verir, az olan az verir, olmayan hiç vermez. Çarşamba günleri sağlık merkezinizde ücretsiz... Bakın, buna bilgi verebilir misin? Ben başladım. Çarşamba günleri ücretsiz bakıyorum imkanı olmayanlara. Ama tabii sonra şöyle düşündüm. Yani çarşamba gününü bunu ayırırsam yalnız, o gün insanlar gelmeye utanıyorlar. Gelenlerin bazılarını bunu gördüm çünkü. Mesela geliyorlar, diyorlarmış ki sekreterime, işte biz geldik ama ücretsiz, utanıyoruz. Acaba biraz para versek mi? Biraz işte 10 milyon, 20 milyon versek mi falan diyor. Onurlu insanlarımız çünkü. Dolayısıyla belki de o insanları belki haftanın bütün gününe belki yayacağız. Gelenler, kimse onu bilmeyecek. Yani çarşamba gününün özel bir hastası, ücretsiz bakılan bir hastası kimliğiyle görülmesin istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdilik böyle çarşamba günü, ama sonra onu ben daha değişik bir şekilde, insanları hiç incitmeden, kimsenin fark etmesine fırsat vermeden o şeyi, o ücretsiz muayene işini gerçekleştireceğim. Peki bu sağlık merkezinin vizyonu, amacı, hedef, geleceğe yönelik hedefleri nelerdir? Geleceğe hep yarına bakıyor ve tabii bakışı sadece ben yarına bakıyorum demek şeklinde olmuyor. Dünyadaki bütün araştırmalar özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yakından takip ediyoruz. Etmek zorundayız zaten. Tıpta çünkü devamlı bir gelişme var. Hem teşhis yöntemleri açısından hem tedavi yöntemleri açısından. Özellikle burada biz bu merkezde psikiyatriyi öne çıkartıyoruz. Ben işin başındayım arkadaşlarımla beraber. Kardiyolojiyi öne çıkaracağız. Göz ve kulak burun boğazı öne çıkaracağız. Kadın doğum ve kadın hastalıkları ve tüp bebeği öne çıkaracağız. Laboratuvar hizmetlerini, çok gelişmiş bir laboratuvarımız var. Onu öne çıkaracağız. Ve bir de anti-aging bölümü kurduk. Biliyorsunuz anti-aging uygulanan yöntemlerle, değişik ve farklı yöntemlerle yaşın ilerlemesini adeta yavaşlatmak. Tabii kronolojik yaş hep ilerler, onu durduramazsınız bir saat gibi. Ama insanın fiziksel olarak, psikolojik olarak ve zihinsel olarak yaşına paralel olarak yaşlanmasını yavaşlatmak. Daha sağlıklı ve daha uzun bir ömür yaşamalarını sağlamak. İşte burada da çok önem veriyorum. Bu konuda da bütün dünyadaki araştırmaları yakından takip ediyoruz arkadaşlarımla birlikte. Yakın bir tarihte Türkiye'nin en gelişmiş, en mükemmel ve tedavi ettiği veyahut da yardımcı olduğu insan kapasitesi açısından en üst noktaya ulaşmış bir anti-aging bölümü burada yerini almış olacaktır. Yeşil kart uygulamasının mimarısınız. Sizce Türkiye'ye bu uygulama ne fayda sağladı, neler getirdi? Yeşil kart kanunu 92 yılında biz çıkarmadan evvel insanlar, yani daha doğrusu ekonomik gücü olmayan insanlar, hastası olduğu zaman bir taraftan hastaneye koşuyorlar, hastasını götürüyorlar. Yani hastası ağır bir durumda olabilir, acil durumda olabilir. Ondan üzüntüyle, endişeyle onu götürüyor. Diğer taraftan da ödeme gücü olmadığı için muhtara koşuyor. Muhtardan bir fakirlik irma haberi almaya çalışıyor. Onu getirip hastaneye onu kabul ettirmeye çalışıyor. Çoğu zaman bunlar hem ya yapılamıyordu veyahut da gecikebiliyordu veyahut da hiç gerçekleşemeyebiliyordu. O yüzden hatırlayacaksınız, 91 yılındaki seçimlerden önce Türkiye'de hemen hemen her gün, yani ölüsü morgda rehin kaldı, yeni doğan çocuğu
hastanede rehin kaldı. Bu haberlerden geçilmiyordu. Ama 92 Haziran'da biz bu yeşil kart kanunu çıkardıktan sonra hiç böyle bir olay kimse çok ender. Belki bir hastanenin hastaya gösterdiği ilgisizlikten kaynaklanan, yoksa sistem işliyor. Bugün aşağı yukarı 13 milyon yeşil kartlı hasta var, insan var. Tabii ben yeşil kartı çıkarırken Sayın Demirel'le birlikte bunu biz gerçekleştirdik 92 yılında. Biz onu yani devamlı bir yöntem olarak düşünmedik. Zaten esas sağlık reformunu yapacaktık. Sağlık reformunu hazırladık. Sağlık reformu gerçekleştiği zaman ödeme gücü olmayan herkes sigortalı olacaktı ve onların primlerini devlet ödeyecek bu reforma göre. Zaten yoksul insan diye bir şey kalmayacak. Herkesin primi kendisi veya devlet tarafından ödenince, herkes sigortalı olunca yeşil kartı bir gerek duyulmayacaktı. Biz yeşil kartı bu reform gerçekleşene kadar onları devletin şemsiyesi altına alalım, ödeme gücü olmayanları, ve onlar sıkıntı çekmesinler diye çıkardık. Ama reformu gerçekleştiremedik. Her şeyiyle hazırladık ama Ankara'da 91 ile 99 arasında büyük bir siyasi istikrarsızlık yaşandı. Birçok koalisyon hükümetleri kuruldu, bozuldu, tekrar kuruldu. 28 Şubat olayları yaşandı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yasalaşması mümkün olmadı. Diliyorum bugünkü hükümet, ben geçenlerde bugünkü Sağlık Bakanı'nı da aradım. Dedim ki bakın, yani siz hazırlık yapacaksınız ama benim yaptığım bütün hazırlıklar ve kanun tasarısıyla ilgili bütün bilgiler, notlar, broşürler ve kitaplar Sağlık Bakanlığı kütüphanesinde ve raflarda sizin odanızda da duruyor. Onlara lütfen bakın dedim. Eğer gerekirse size yardımcı olmaya da hazırım her zaman için dedim. Beni arayın, gelirim. Her türlü yardımı arkadaşlarımla beraber, o reforma katılan arkadaşlarımla beraber yaparız dedim. Ümit ediyorum ki bu hükümet bunu çıkarır ve Türk halkının sağlık sorunu önemli ölçüde çözülmüş olur. Yeşilköy ve Bakırköy halkıyla yaptığımız sohbetlerde sizin kendilerinden gelen talepleri, sizin siyasete özellikle geri dönmenizdi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir projeniz var mı? Yani o insanlar siyasete geri dönmemi isterken ne demek istiyorlar sizce? Yani ne? Belediye başkanı olarak mı istiyorlar beni? Sağlık bakanı olarak mı istiyorlar? Ne istiyorlar? Bunu sormadınız herhalde. Siyasete geri dönsün. Siyasete geri dönsün diyorlar. Sizin böyle geleceğe bir projeniz var. Sağlık bak. Siyaseti bırakmadım ki. Hep ifade ediyorum. Zaten basına dağıttığım o basın bülteninde de içinde göreceksiniz. Siyasete ara verdiğimi özellikle yazdırdım. Siyasete ara verdim. Siyasetten kopmadım. Niye kopmadım? Şimdi aslında ben böyle bir yere çalışmayı çok seviyorum. Birebir hasta ilişkisinde çok mutluyum. Ama çok dar bir alanda. Zaten vaktiyle siyasetten onun için girmiştim ben. Yani ben günde 10 tane hasta baksana en fazla diyelim. Bir haftada diyelim 50 hasta, ayda 200 hasta. 200 günde, ayda 200 hasta, senede 2000 hasta. Halbuki öyle bir yerde görev alabilirim ki ben 65-70 milyon insana yararlı olabilirim. Zaten siyasete onun için girdim. Sağlık bakanı olmak için girdim. Sağlık reformunu hazırlayıp yaşama geçirmek için girdim. Ama Ankara'nın şartları bunu engelledi. Belki bıraktığımız işi tamamlamak gene bize nasip olabilir. Onun için ben siyasete ara verdim. Siyaset gene ufukta her zaman için olabilir. Peki dışarıda halkla konuştuğumuzda dolmuşlarla dolmuş ve taksicilerle sanırım bir işbirliğiniz var. Özel bir kart çıkarttınız. Bakırköy'e ulaşım amaçlı. Bununla ilgili biraz bilgilendirebilir misiniz? Evet, onu epey zaman evvel yaptım. Yani Bakırköy Belediye Başkanı'yken yapmıştım. Öyle bir eksikliği gördüm. Ben yani orada herkese, her kesime ayrı bir şey, bir hizmet götürmeye çalışmışımdır. Yine halen de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. O yüzden Bakırköy Belediye Başkanlığı benim aşağı yukarı 2,5-3 sene sürdü. Çünkü ben zamanımdan evvel ayrıldım. İstifa ettim ya Bakırköy Belediye Başkanı'ndan. O zamanki partiden de istifa etmiştim. Ondan sonra genel seçime girmiştim. Doğru Yol Partisi ile birlikte. Ama belediye başkanlığını çok seviyorum. Çünkü belediye başkanlığı nedir biliyor musunuz? Yani sizi seçen halkla birlikte yaşayarak sorunlara çözüm getiriyorsunuz. Çok demokratik bir görev. Şimdi milletvekili oluyorsunuz. Türkiye herhangi bir yerinden Ankara'ya geliyorsunuz, bakan oluyorsunuz, halktan kopuyorsunuz. Siz seçen insanları arada sırada görebilirsiniz. Halbuki ben Bakırköy Belediye Başkanı'yken yani sabah 7:30-8'den akşam saat 7-8-9-10 bazen 12'ye kadar Bakırköy'de halkın içinde oluyordum. Beni seçen insanla birlikte oluyordu. O bana hesap soruyordu. O bana derdini, her şeyini birebir anlatabiliyordu. Beğenmediği bir şey olduğu zaman tepkisini gösterebiliyordu.
Anlatabiliyor muyum? Onun için ben BD başkanlığını daha çok seviyorum. Yani Türkiye'nin şartlarında. Ankara'da iş üretmek, sonuç almak, proje gerçekleştirmek çok güç. Çünkü Ankara'da bakan oldunuz diyelim. Yani kendimi şöyle bir dişli gibi düşünüyorum. Ama sizin o bakanlığın dişlisi sizin dışınızda birçok daha dişlilere bağlı. Yani diğer bakanlıklar, bürokrasi, başbakan vesaire. Onlar iyi dönmediği zaman siz de dönemiyorsunuz. Hepsi birlikte dönüyor çünkü bir grup olarak, bir takım olarak. Halbuki BD başkanı öyle değil. Daha özgür, daha kimseye pek fazla bağlı değilsiniz. Parasal bağlılıklarınız var bazı yerlere. Bir de hukuk açısından bağlısınız, kurallar var. Ama sizin girişimlerinizi, projelerinizi gerçekleştirmenizi kimse karışamazsa fazla engelleyemez. Eğer çalışkan ve başarılıysanız belediyede çok şey yapma şansınız daha yüksektir. Bakanlıkta o kadar yok. Onun için siyasete ara verdim, tamam. Ama nereden başlarız? Önce aklıma gelen belediye başkanlığıdır doğrusu. Nisan 2004 belediye başkanları seçiminde sizi aday olarak görebilecek miyiz? Tabii yerel seçim var. Ama genel seçim olma olasılığı da var. Biliyorsunuz bu DEAP'ın oylarının geçer sayılması ile Yargıtay karar verirse Yüksek Seçim Kurulu buna uyduğu zaman AK Parti Genel Başkanı da ilan etti. Eğer böyle bir uygulamaya girerlerse yani bizim milletvekili sayımızla oynarlarsa biz genel seçime gideriz dedi. Demek ki büyük bir ihtimalle Nisan'da ikisi bir arada hem genel hem yerel seçim olabilir. O zaman büyük bir ihtimalle ben seçimin içinde olurum. Ama genelde mi olurum, yerelde mi onu bilmiyorum. Yerelde de olma ihtimalim kuvvetli. Ama bir oranda genel seçimde de olabilir.